Bu Batı ülkelerde Türkiye'yi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemeyen bazı kesimler var. Ama bu kesimlerin istememesi o devletin ya da o ülkenin esas yöneticileri de istememe anlamına gelmiyor. Çünkü neticede devletler arasındaki ilişkiler genellikle çıkar ilişkisi olduğu için uygun bir çıkar alanı teşkil edildiği zaman da artık işbirliğine gidebilir. Şu anda Türkiye'nin bölgesel çıkarlarıyla Amerika'nın ya da Avrupa'nın bazı ülkelerin çıkar alanında bir çatışma olduğu için ilişkiler böyle bir gerilim halde devam ediyor ama yarın öbür gün değişebilir çünkü her şey değişebilir. Seçimin sonucunda yani Cumhurbaşkanlığının tekrar kazanması doğal olarak kendinin bir tekrar bir güç kazandığını ve sadece Türkiye'ye ya da Cumhurbaşkanlığa baskı yapmakla bir netice alamayacağını bunu da anlamış olacaklar. Dolayısıyla ilerideki zamanda hem Türkiye hem de bu Batı ülkeler arasında yeni bir çıkar alanları yaratarak bundan sonra işbirliği yapmak suretiyle ilişkileri düzeltebilir. Aslında çok da bu söz konusu olan gerilimler çözülebilecek sorunlardır. Yani bazı sorunlar var ki hiç çözülemiyor. Dolayısıyla ilerideki yıllarda şimdiki bu gerilim hali yumuşayacak diye düşünüyorum.